Öyle. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şu anda gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sağlıkçı milletvekillerimiz, yani tıp doktoru, hekimi, eczacısı hep birlikte bir basın toplantısı yapıyoruz. Neden? Covid-19 sürecinin bugüne kadar doğru yönetilip yönetilmediğini, kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi ve bu arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar nasıl bir çalışma yürüttük, bu konuda milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Covid-19 salgını dünyada ortaya çıktıktan sonra Türkiye bunu 3 ay sonra ancak kabullenebildi. Sağlık Bakanlığı salgının bulaşıcı etkilerini bildiği halde aylarca futbol müsabakaları seyircili oynatıldı. Onun haricinde Ümre'ye giden vatandaşlarımızın kontrolleri yapılmadan insanlarımızın arasına karışmalarına gök yumuldu. Bilim kurulu ile birlikte eş güdüm içinde ekonomik konsey çalışmalarına bugün bile hala başlamış değil. En temel önleyici aparat olan maske aylarca başarısız girişimlerin neticesinde iktidarın onlarca insanımızın bulaşı kapmasına neden oldu. Önce maske paralı dediler. Sonra parasız dediler. Sonra posta yoluyla dediler. Sonra eczaneler yoluyla dediler. Ama bir türlü maskeleri vatandaşımıza düzgün bir şekilde dağıtmayı başaramadılar. Halen başarılılar mı? Hayır. Sağlık çalışanları ölümü göze alarak o günden itibaren canla başla çalışmaya başladılar. Recep Tayyip Erdoğan balkonlara çıkarak onları alkışladı ve alkışlamasını vatandaşlarımızın istedi. Peki sağlık çalışanları gece gündüz çalışırken, mesai mefhumu yokken, onlara yardımcı olması gereken, atamayı bekleyen sağlık çalışanlarının ataması yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Aradan 11 ay geçti. Sağlık çalışanları ile ilgili hala bir atama gerçekleştirildi mi? Hayır. Bugün itibariyle gerçekleştirilmedi. Bu arada yoğun tempo içinde çalışan 153 sağlık çalışanı maalesef hayatını kaybetti. 50 bin sağlık çalışanı Covid'e yakalandı. Sokağa çıkma yasakları başladı. İçişleri Bakanı cumartesi pazar sokağa çıkma yasağını cuma günü saat 10'da duyurdu. 500 bine yakın vatandaşımız marketlere hücum etti. Binlerce korona vakası yaşandı. İçişleri Bakanı bu beceriksizliği nedeniyle bir daha halkın arasına karışamam diyerek istifa etti. İstifası Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Sağlık Bakanı sahnede yoktu. Ancak daha sonra birden onu televizyonlarda görmeye başladık. Her akşam televizyona çıkıp hasta sayısını ve ölüm sayısını veriyordu. Peki verdiği rakamlar doğru rakamlar mıydı? Hayır. Vaka sayısı düşüktü. Arkadaşımız tıp doktoru olan Murat Emir bununla ilgili bir açıklama yaptı. 10 Eylül'de
29.377 vaka var dediler. Bakan bunu yalanladı. Dünyada süreci en iyi biz yönetiyoruz dediler. Başta İngiltere olmak üzere Covid salgınını bilimsel verilerle Türkiye müdahale etmediği ve bilimsel veriler dışında açıklama yaptığı gerekçesiyle karantina uygulaması başlattı. Yalanlar devam etti. Biz hasta sayısını açıklayacağız dediler. Vaka sayısını açıklamayacağız dediler. Bunu ulusal çıkarlara dayadılar. Gerçekleri açıklamak ne zamandan beri ulusal çıkarlara ters düşüyordu? Bunu Türkiye'de hiç kimse anlamadı. Dün gerçeği bakan açıkladı. Vaka sayısı 28.351. Yani arkadaşlarımızın, yani Murat Emir'in açıkladığı rakam doğru çıktı. Yüzleri kızardı mı? Hayır, kızarmadı. Çünkü yalan söylemeye alışıklar. Arkadaşlarımızın verdiği rakam kaçtı? 29.377. Peki ne oldu ulusal çıkarlara? Bunun adı arkadaşlar alçaklıktır. Hiç utanmadılar. Utanmaya da niyetleri yok. Nedenini açıklamadılar. Nedenini onlar değil ama ben açıklayayım. Tayyip damadı ile birlikte hazineyi boşalttı. Hatta Tayyip Erdoğan hazinede var olduğunu sandığı 128 milyar doların da olmadığını öğrendi. Damadı da onu kandırmıştı. Yapılması gerekenler yapılmadı. En az 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fakat bunun için Hıfzı Sağ Kanunu'na uygun olarak insanlara karşılıksız yardım, nakdi yardım yapılması gerekiyordu. Yaptılar mı? Hayır. Yardım eli, yardım adı altında vatandaşlarımızı borçlandırdılar. Şimdi insanlarımız şimdi nefes alamıyorlar. Atanması gereken sağlık çalışanlarının atamasını yapmadılar. Neden? Maaş ödeyemedikleri için. Niye? Hazine tam takır olduğu için. Neden? Damatla Tayyip paraları har vurup harman savurduğu için. Neden? Paralar saraylara, uçaklara, yandaşlara, faizcilere oluk oluk akıtıldığı için. Vatandaşa ne dediler? Dişinizi sıkın dediler. Vatandaştan utanmadan Cumhur Mafya İttifakı'nın lideri olan Recep Tayyip Erdoğan milyarlarca doları yandaşlarına dağıtan kişi vatandaşa çıkarak dedi ki biz bize yeteriz. Siz bize para yardımında bulunun dedi. Vatandaştan para istedi. İnsanlar bu süreç içerisinde öldüler. Onlar yalan söyledi. Ölmeye devam ediyorlar. Onlar yalan söylemeye devam ediyorlar. Biz burada sağlık çalışanı arkadaşlarımızla birlikte bir yasa teklifi verdik. Covid sağlık çalışanları için bir meslek hastalığıdır dedik. Sağlık çalışanları riskle 10 kat daha fazla karşı karşıya dedik. Dünyada İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, ABD, Güney Afrika, Malezya dahil 130'a yakın ülke arasında salgın sürecinde COVID-19'u sağlık çalışanları meslek hastalığını kabul etmişlerdir. 130 ülke. Peki biz neden etmiyoruz? Sağlık Bakanı istiyorum diyor. Komisyon Başkanı istiyorum diyor. Tabip odaları evet olsun diyor. Peki buna kim karşı? Kim sizin elinizi tutuyor? Adını hemen açıklayın. Eğer siz sizin elinizi tutan kişinin adını açıklamazsınız, ben bu arkadaşlarımla beraber milletin vekili olarak buradan açıklıyorum. Bunun adı Cumhur Mafya İttifakı'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden
Siz isteseniz de yapamazsınız. Siz çünkü milletin bakanı değilsiniz. Siz sarayın bakanısınız. Siz millete hesap vermiyorsunuz. Siz saraya hesap veriyorsunuz. Komisyon başkan vekili milletin değil, sarayın vekili. Covid salgınını duyar duymaz. Peki biz arkadaşlarımızla beraber ne yaptık? Sağlıkçı milletvekili arkadaşlarımız. Birçoğu yanımda. Diğer gelemeyen arkadaşlarımız görevlerinin başında. Grup başkan vekilimiz, komisyon başkanımızla birlikte derhal bir ekip oluşturdular. Arkadaşlarımız hızla, burada bulunan arkadaşlarımız hızla doğru bilgiye ulaşmaya çalıştılar. Hemen arkasından yapılması gerekenleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya başladılar. Genel başkanımızın emriyle başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün belediyelerimiz harekete geçti. İktidar maske krizini yönetemiyordu. Belediyelerimiz önce tedarikle sonra üretime geçerek vatandaşlarımıza bedava maske dağıtmaya başladılar. İktidar bunu bile engellemeye çalıştı. Yılmadık. Belediyelerimiz sokağa çıkma yasağı yapıldığında evlere ekmek, gazete, sıcak öğün, yemek dağıtmaya başladılar. İktidar bunu da engellemeye çalıştı. Yılmadık. İnsanlarımız faturalarını ödeyemiyordu. Belediyeler askıda fatura uygulamasını hayata geçirdiler. Binlerce insanımızın borcu ödendi. İktidar engellemeye çalıştı. Yılmadık. Belediyelerimiz kimin yardım ettiğini, kimin yardım aldığını ortaya çıkarmadan, onları birbirleriyle buluşturarak, gerçekçi, rencide etmeden şeffaf bir şekilde bir kampanya başlattılar. Paralara İçişleri Bakanlığı el koydu. Millete gitmesi gereken paralara. Hangi paralara el koymuştu bu iktidar? 15 Temmuz darbesinde ölen, şehit olan insanlarımızın onlar için toplanan yardım kampanyasındaki paralara da el koymuşlardı. Onlar ondan utanmıyorlar. Bundan utanacak halleri var mıydı? Utanmadılar. El koydular. Belediyelerimiz vatandaşların bankaları olan borçlarının ödenmesi için kampanya başlattı. İktidar engellemeye çalıştı, yılmadık. Arkadaşlarımız vaka sayısındaki gerçekleri açıkladılar. İktidar inkar etti, hakaret etti, şimdi kabul etmek zorunda kaldılar. Öğrendik, Türkiye dünyada en kötü yönetilen ve vaka sayısı en çok olan 3 ülke arasında. Amerika'dan sonra, Hindistan'dan sonra nüfuslarını düşünecek olursanız bizim durumumuz tam bir facia. Biz biliyorduk bunun böyle olduğunu. Onlar da biliyorlardı bunun böyle olduğunu. Onlar sakladılar, engellediler. Bizim arkadaşlarımız kamuoyunun karşısına çıktılar, açıkladılar. Ve onlarla beraber mücadeleye devam ettik. Liderimiz Kılıçdaroğlu. Yapılması gereken her şeyi madde madde anlattı. Onlar duymazdan geldiler. Değerli arkadaşlarım, kriz yönetmek bir ciddiyet ister. Bunun için devlet deneyimi gerekir. Devlet birikimi gerekir. Bir siyasi partinin bir birikim içerisinde kadrolarının deneyimli, dürüst, namuslu insanlardan oluşması gerekir. Bugün benim yanımda gördüğünüz arkadaşlarım, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleridir. Onlar sağlık çalışanlarıdır. Onlarla birlikte ilk günden itibaren krizi yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Gerçekleri söyledik,
söylemeye devam ediyoruz. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde arkadaşlarımızla birlikte koordineli toplantılar yaptı. Belediyelerimizden birlikte ne yapılması gerekenleri anında kararlaştırıp hayata geçirdik. Ve biz bu süreci muhalefet partisi olarak doğru yönetmek için çaba gösterdik. Ama başka bir şey daha yaptı. İktidarın da doğru yönetebilmesi için uyarılarda bulundu arkadaşlarımız. Hiç yılmadan, hiç korkmadan, cesaretle yaptılar. İçlerinden birçoğu sağlık çalışanlarımızla ilgili giderek fedakarca onların yanında mücadele ettiler. Şimdi komisyondakiler diyor ki kanun yok bununla ilgili. Kanun maddesi gelmedi komisyona diyorlar. Biz 3 grup başkan vekili ve burada yanımda bulunan arkadaşlarımla birlikte COVID-19'un meslek hastalığı olması için kanun teklifinde bulunduk. Meclis başkanlığı bunu indirdi mi? Evet. Peki onları engelleyen ne? Bu kararı çıkartmamalarının nedeni ne? Bir tek nedeni var. Bugün bakanlar sizin bildiğiniz bakanlar değil. Komisyon başkanları sizin bildiğiniz komisyon başkanları değil. Onlar Cumhur Mafya İttifakı'nın lideri olan bir kişinin iki dudağı arasına bakıyorlar. Bütün bu ölümlerden, bütün bu süreçten, bütün bu yanlışlardan, bütün bu yalanlardan bir tek kişi sorumludur. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz susmayacağız. Arkadaşlarımızla beraber önümüze gelen her krizi doğru yönetmeye ve milletimizi doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeter ki milletimiz yanımızda olsun. Onların mutluluğu ve huzuru, onların geleceği bizim mutluluğumuz ve huzurumuzdur. Bizim çocuklarımızın geleceğidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Efendim, Sayın Bakan bu yeni açıklamasını yaparken açık test sistemine geçtik bir cümle kullandı. Bu da vatandaşlar tarafından talep edildiği için bugün açıklandığını söyledi. Oysa işte sizin de söylediğiniz gibi Temmuz'dan bu yana öyle sanıyorum. Doğru açıklansaydı bugün gelinen tablo farklı olmaz mıydı? Yani oradaki düşünceniz nedir? Arkadaşlar çok net ifade ediyorum. Bu süreç yanlış yönetildiği için Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı olarak yapması gerekenleri yapamadığı için aynı zamanda biri tarafından engellendiği için hazine tam takır olduğu için paralar saraylara, uçaklara, yandaşlara dağıtıldığı için Sağlık Bakanı milletimize gerçekleri söyleyememiştir. Yapması gerekenleri yapmamıştır. Geriye yapması gereken bir tek şey var. Ben Cumhur Mafya İttifakı'nın bu kişisiyle beraber olmak istemiyorum. Ben milletimin yetiştirdiği bir doktorum, sağlık çalışanıyım. Ben buna daha fazla dayanamam deyip istifa etmesi gerekir. Hatta Türkiye'nin kurtulması için sadece damadın istifasıyla Türk lirası %10 değer kazandığını bütün milletimiz gördü. Cumhur Mafya İttifakı ucube sistem Cumhurbaşkanlığı sistemini terk edip giderse bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin birikimleri, bu ülkenin yetişmiş insanları Türkiye'yi doğru yönetir, herkes huzur içerisinde olur. O ölümlerden sadece Sağlık Bakanı değil, Cumhur Mafya İttifakı sorumludur. Efendim müsaade ederseniz buradaki gündem dışında bir sorum oldu. Buyurun. Sayın Mithat Sancar'ın şöyle bir açıklaması oldu. Muhalefet partilerine yönelik eleştiri içeren bir açıklama. İktidarın her politikasına karşı çıkıp HDP'ye karşı politikalarına karşı mahcupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir diyerek muhalefet partilerine yönelik bir açıklaması oldu, bir itirazı oldu. Değerlendirmeniz olacak. Biz Türkiye gerçekleriyle ilgili
az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin menfaatiyle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde onu yapıyoruz, onu yapmaya devam edeceğiz. Başta grup başkan vekilleri olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilerle birlikte milletimizin menfaatini bugüne kadar nasıl biz onları savunduysak o şekilde savunmaya devam edeceğiz. Mesele şu değildir. Mesele AKP, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti meselesi değildir. Bugün geldiğimiz yer itibariyle mesele vatan, millet ve bayrak meselesidir. Bu vatan doğru yönetilmediği için Yunan komutasındaki bir kişi bizim dalgalanan bayrağımızın altındaki gemiye giderek insanlarımıza esir muamelesi yapabiliyor. Bu millet bu iktidar tarafından doğru idare edilmediği için, onlara doğru hizmet götürülmediği için onlar bugün ölümle karşı karşıyalar. Dün gerçeklerle ilgili hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız. Başka sorusu olan var mı? Efendim? Evet. Arkadaşlar, sadece yönetmelikle de ilgili de, istenirse ilgili kanun maddelerine ilave yapılarak da bu sağlanır. Ama bunun için gereken nedir? Niyet. Bunun için niyet olmalı. Bakıyorsunuz, Sağlık Bakanı diyor ki istiyorum ama yapamıyorum diyor. Recep Akdağ diyor ki ben de istiyorum ama yapamıyorum diyor. Ben de diyorum ki elinizi kim tutuyor diyorum. Yani hem Sağlık Bakanı'nın hem komisyon başkanının yapamadığı bir şeyi bunların sizce yönetmelikle, genelgeyle yapma niyetleri olabilir mi? Olamaz. O zaman muhalefete ne düşüyor? Onların yapmadığını yapmak düşüyor. Kanun teklifini meclise sunmak. Biz de onu yaptık. Peki, teşekkür ederim. Bir sorum var. Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında anayasanın 133. maddesini hatırlatarak kimsenin talimat vermeye hakkı yok, herkesi bağlar, beni bağladığı gibi dedi ama bir yandan da size birileri talimat verme hakkı yok derken eze eze kullananlara karşı da gereği yapılsın dedi 138. maddeye. Burada bir çelişki. Ben kendisine dünkü basın toplantısında hatırlattım. Anayasa Mahkemesi'ni her şeyi itibarsızlaştırdığı gibi itibarsızlaştırıp tetikçi yerel mahkemeye Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı geri çektirten, saydırtmayan bir cumhurbaşkanının bize akıl vermeye haddi de yok, hakkı da yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp da kürsüden ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım dedikten sonra Allah'tan da korkmayan, milletten de korkmayan, bir siyasi partinin temsilciliğini yapan bir kişinin aklına da ihtiyacımız yok. Kendisi bundan sonra yapması gereken şeyleri net olarak kendisine bu basın toplantısında söyledik. Aldatılan, aldatılmaya devam eden, faşist uygulamalara devam eden, insanları ölüme terk eden, sadece kendi çıkarlarını düşünen, kurduğu cumhur mafya ittifakını da hep birlikte yanına alıp ya istifa etsin ya bir an önce sandık başına gidelim. Hepinize teşekkür ediyorum.